Pandemi bitti diye bir meselemiz yok. Yine dikkat etmek zorundayız. Almancılar biraz daha piyasayı hareketlendirdi. Kısıtlamalar kaldırıldı ama yani bu taraf biraz daha böyle hani tenha sanki, çok kalabalık değil buralar. Esnafların beklediği normalleşme kararı 1 Temmuz itibariyle uygulanmaya başladı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri esnafına işlerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. İşlerimiz Allah'a şükür olsun fena değil. Yaz geldi. Sezon biraz yavaş yavaş kıpırdama olmaya başladı. İşte bir de gurbetçi vatandaşlarımız da geliyor. Onların bir hareket verdiği var inşallah. Ondan sonra bu yaz günü düğün nişan işler oluyor biliyorsun. İşte onlara valiz çanta satıyoruz. İnşallah bundan sonra da okulun açılmalarını bekleyeceğiz. Eğer okullar kapanmaz da açılırsa işlerimize hareket olacağına inanıyorum inşallah. Bizimki en büyük çanta piyasasının şeysi okulun açılması. Eğer okullar açılırsa üniversite, ilköğretim, liseler ondan sonra piyasanın kesinlikle iyi olacağına inanıyorum. Ama açılmazsa bu pandeminin en kötü dönemini yaşayacağız biz. Gerçekten çünkü herkes hazırlandı, çeşidini aldı, malzememizi aldık, hazırlandık ama eğer iş olmazsa çok zorlanacağız esnaf olarak. Durumlar böyle. Bilmiyorum ne getirir ne götürür onu bilemem artık inşallah. Peki esnaf olarak kapanmaya dair beklentileriniz var mı? Vallahi bundan sonra ben bir esnafa kapanmayı hiç beklemiyorum. Olmasın çünkü insanların halk deyimiyle hani gırtlağına geldi dedin ya, gırtlağına geldi. Herkesin şeyi var, senedi var işte. Herkes kendini ancak taşıyabiliyor. Kimin kirası dükkanı işte, elemanı, çırağı, elektriği, suyu ancak götürebiliyor zaten. Şimdiye kadar dayanabildik ama bundan sonra nasıl olur bilemem eğer kapanmaya olursa. O zor. Çok şükür hamdolsun şu pandemi döneminde bayağı bir sıkıntı yaşadık. Yani her ne kadar medikal sektörü, sağlık sektörünün içerisinde yer alıyor olsak da hastanelerimizin pandemiden dolayı çok fazla diğer branşlara hizmet vermemesinden kaynaklı biz de etkilenmiş olduk. Maskeydi, dezenfektandı vesaire bu tür şeylere biraz ağırlık verelim istedik ama maalesef bizde de şöyle bir olay var. Bir şey rağbet gördü mü hemen fasonu, şunu bunu, merdiven altı üretimi şeyi çok oluyor. O da bizi olumsuz noktada etkiledi. Ha, inşallah bundan sonraki sosyalleşmeden sonra inşallah umutla bekliyoruz. Bir şey var gibi, sinyaller var gibi. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve akşam uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da kaldırıldı. Bu sizi ne yönde etkiledi? Hafta sonu etkiliyor idi bizi. Şimdi olumlu yönde etkileyecek inşallah. Akşamları zaten çok fark etmiyor. Biz akşam kapatıyoruz. Esnafın da çoğu kapatıyor. Diğer akşam hizmet veren sektörler hariç. Onlar tabii ki çok olumlu etkilenmişlerdir. Onlar için çok iyi oldu diye düşünüyorum. Ama bizim akşam saatlerinde kapattığımız için sadece hafta sonu kısıtlamalarının kalkması bizi olumlu yönde etkiledi. İşlerimiz fena değil. Çok iyi değil, çok da kötü değil. Biliyorsunuz ki sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Bu sizi ne yönde etkiledi? Şimdi vatandaş ister istemez kendini bir boşlukta hissetti. Ha, dolayısıyla kahveler açık değildi, insanlar okey oynuyorlardı. Tavla oynuyorlardı, domino oynuyorlardı, bu benzer şeyler. Serbeste binince insanlar biraz daha sanki kendini boşlukta bulmuş gibi akın akın oralara gidiyorlar. Şu andaki en güzel insanların ve esnafların en güzel iş yaptığı kesim kahve kesme. Onun dışında pandemide hiç uzaktan yakından alakası olmayan bir mesele. Yani normal esnafların işi çok iyi demeyeyim ama çok da kötü demeyeyim. Şu anda en güzel iş kıraathanelerin işi. Okey oynatılan mekanlar. Buraların dışında hiçbir sektör pek arzu ettiğini bulamadı. Çünkü insanlar akın akın okey oynamaya gidiyor. Akın akın okey oynamaya gidiyor. Dolayısıyla bu mekanlar canlı. Ama diğer mekanlara geldiğinde pek de iç açıcı değil. İşlerimiz pandemi normal seyrine döndükten sonra normale dönmeye başladı. Yani şu anda gayet memnunuz. Düğün sezonu açıldı. Biz saat işliğiyle meşgul oluyoruz. Satışlarımız iyi yani. Yani iş yönünden tabii her geçen gün işlerimizin artmasını istiyoruz. Ama tabii daha önceki senelere göre tabii düşüklüğü devam ediyor. Herhalde bu böyle giderse
biraz daha işlerimiz açılacak. Ama tabii pandemi bitti diye bir meselemiz yok. Yine dikkat etmek zorundayız. İşlerimizin de başındayız. Müşterilerimizi de bekliyoruz. Hamdolsun normal. Beklentiniz çok yüksek olursa işler gevşek ama hakkıyla idare ederseniz normal işlerimiz. Biz çarşı esnafı olarak hafta sonu kısıtlamalarında kasap olarak biz burada iş yapamadık. Serbestti, bize açıktı ama burada oturan aile olmadığı için burada satış hiç olmadı ablacığım. Çok fazla, yani bizi kötü yönde etkiledi. Özellikle beni kötü yönde etkiledi. Kısıtlamalar kaldırıldı artık. Kısıtlamalar kaldırıldı ama yani bu taraf biraz daha böyle hani tenha sanki. Çok kalabalık değil buralar. O nedenle de yani beklentilere bakarsak işlerimiz gevşek geçiyor ablacığım. İşlerimiz pandemide ister istemez düştü. Pandemide bayağı düştü. Çünkü biz sokak arası markete gibi olmadığımız için. Mesela bu 17 gün kapanma sürecinde biz de kapattık. 20 gün kapanma sürecinde biz de kapattık. Öyle olunca ister istemez bizim işlerimiz düştü. Kiramız işledi, vergimiz işledi, sigortalar işledi. Bu şekilde olunca ister istemez işlerimiz de buna orantılı düştü. Şu anda yeni yeni açılmaya başladı işlerimiz. Almancıların gelmesiyle birlikte. Almancılar biraz daha piyasayı hareketlendirdi. Onların gelişiyle biraz daha işlerimiz artmaya başladı. Hani onlar da zaten 1-2 ay sürecek. 1-2 aydan sonra yine aynı sisteme geri dönecek. İşte şu an için yani çarşı esnafı sıkıntılı durumda. Yani yandaki terzi kardeşimiz olsun, ilerideki kuru temizleme olsun. Şeylerde mesela bu desteklemelerde yararlanamadılar. Hiçbirimiz yararlanamadık. Ben kira desteği alamadım. Personel desteği alamadım. Herhangi bir pandemi desteklerinden yararlanamadık. Bundan dolayı ister istemez sıkıntı yaşadık. Peki desteklerden ne gerekçesiyle yararlanamadınız? Biz devlet üzerinden siparişe girdiğimiz zaman ticaret faaliyet kolumuz o sektöre uyumlu değil diye uyarı verdiler. Ama bizi sanki mahalle bakkalıymış gibi statüye koydular. Mahalle bakkalları açık olduğu için biz açamadık burada. Çünkü biz burada esnafa hitap ediyorduk. Ondan dolayı şey yapamadık. Yandaki terziden mesela aşağı arka taraftaki kahvedeki esnaflar, onlar yararlanabiliyordu normalde ama hiçbirine destek çıkmadı. İyi, yolunda. Satışımız çok. Müşterilerimiz çok. İyi yönde etkiledi. Pazarlar cumartesileri kalktı. Biz de çalışıyoruz. İyi, iyi yani. Maskede kalksa sevineceğiz.